Mundicator, kişiselleştirilmiş indikatör algoritması. Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün kısa bir gündem analizi ve fiyat değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altuğ hafta sonu, bu hafta sonu muhtemelen sadece sesle de olsa aramıza katılacak. Hafta sonuna kadar sizleri yalnız bırakmamak için yalnız yayınlara devam ediyorum. Bu arada Mundicator çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi ilk haberimiz, birazcık ismini son süreçte unutmuştuk ama eşi sağ olsun bir haberle beraber son süreçte bize hatırlatmış oldu. John McAfee. John McAfee'nin eşi haklı bir serzenişte bulunmuş. Kocamın yaptıklarının aynısını Elon Musk da şu an hali hazırda yapıyor diyor. Eğer diyor benim kocamın yaptıkları suçsa Elon Musk diyor niye dışarıda? Yok diyor suç değilse benim kocam diyor şu an niye içeride? Aslında baktığımız zaman ablanın isyanı bana göre son derece haklı. Şöyle haklı, kocasının içeride olmasında bir problem yok. Yani John McAfee'nin bana göre de içeride olması gerekiyor. Ama Elon Musk'ın gerçekten McAfee'den çok daha büyük manipülasyonlar yapıp dışarıda olması bence de oldukça büyük bir problem. Ama bazen çok meşhur bir lafı vardır. Der ki adalet küçük sineklerin takılıp kaldığı, büyük sineklerin delip geçtiği bir örümcek ağına benzer diye. Hakikaten bence bu John McAfee'nin durumunu çok net bir şekilde özetliyor. Ama yani en özünde baktığımız zaman John McAfee'nin eşi bana göre de isyanında son derece haklı. Bir sonraki haber, tabii bu son süreçte Bitcoin'in fiyat hareketlerinin sertleşmesiyle beraber kurumsal kanatta oldukça dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. JP Morgan analistleri yeni bir analizde bulunuyorlar. Yaptıkları yoruma göre Bitcoin'in düşüşünde ciddi miktarda altın ETF'lerine, altın tarafına bir para kayması oldu diyorlar. Yani biz bunu yayınlarda önceden zaten defalarca konuşmuştuk. Bence çok mantıklı bir analiz. Şöyle bir şey var, zaten Bitcoin yatırımcısıyla altın yatırımcısı aynı reflekslerle hareket ediyor, aynı motivasyona sahip. Bu perspektiften baktığımız zaman da geçişkenlik bu iki yatırım aracı arasında oldukça fazla. Yani kendimden de örnek verecek olursam, genelde Bitcoin sattığım zaman altın alıyorum, altını sattığım zaman Bitcoin'e geri dönüyorum. Burada altın tarafındaki bu son sert yükselişleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bana göre burada ciddi anlamda Bitcoin'in düşüşünün de etkisi var. Sadece tabii ki bu diyemeyiz altının son sert yükselişine sebep olarak, ama ciddi anlamda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bence bu iki yatırım aracının kaderi uzun vadede tamamıyla ortak şekilde hareket edecek. Nasıl bir ortaklık olacak? Bence iki tarafta da ana trend sert bir şekilde yukarı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum. Ana trend derken yanlış anlaşılmasın, kısa vadeli fiyatlanmalara birazdan gireceğiz. Uzun vadeli, oldukça uzun vadeli fiyatlanmalarla alakalı beklentilerimi dile getiriyorum. Bir sonraki haber Coinbase tarafından. Coinbase borsası biliyorsunuz bu son yükselişlerde adından en çok bahsettiren borsa oldu. Coinbase'in Visa destekli bir debit kart projesi var. Bunu da biliyorsunuz. Bu kartlarda Apple ve Google Pay'de direkt artık kullanılabilecek. Şimdi bu çok önemli bir haber. Bu ödeme sistemleriyle alakalı önümüzdeki süreçte çok daha fazla haber duyacağız diye düşünüyorum. Ve kripto paralarla ödemelerin oldukça önümüzdeki süreçte yaygınlaşacağını düşünüyorum. Adaptasyon açısından bu oldukça önemli. Bu tarz hamlelerde tabii ki kripto para piyasasını olumlu yönde adaptasyon anlamında etkiliyor diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki haber Hindistan Merkez Bankası'ndan geldi. Artık biz gerek Hindistan'dan olsun gerek Çin'den olsun bu tarz haberleri vermekten sıkıldık. Ama tabii ki gündemi meşgul ettiği için de burada sizlere bunları aktarmamız gerekiyor. Ne oldu? Hindistan Merkez Bankası ülkesindeki kripto paralarla ilgili mevzuat durumuna tekrar değinmek durumunda kaldı ve dedi ki bizim ülkemizde kripto paralarla alakalı herhangi bir yasaklama söz konusu değil dedi. Yani hem Çin'de hem de Hindistan'da baktığımız zaman artık bu açıklamalar oldukça bana göre komik bir hal almaya başladı. Yani biz bile artık bu açıklamaları takip etmekte zorlanıyoruz. Bir karar geliyor, arkasından yüksek mahkeme bozuyor, sonra başka bir açıklama yapılıyor, arkasından o açıklamaya tam zıt bir açıklama yapılıyor falan. Yani işin kötü yanı bunlar tabii ki ister istemez her şeyden etkilenen Bitcoin ve kripto para fiyatlarında olumlu veya olumsuz manipülatif bir şekilde
etkiliyor. Ya tabii eskisi kadar etkiliyor mu? Eskisi kadar etkilemiyor. Yani eskiler bilirler. Hindistan'dan ve Çin'den gelen haberler Bitcoin ve kripto paraları, daha doğrusu altcoin'leri daha sert bir şekilde fiyatlanma anlamında etkilerdi. O kadar etkilemiyor ama yine baktığımız zaman ciddi anlamda hala bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben artık şunu söyleyeyim. Bu ülkelerden gelen açıklamaları çok da fazla ciddiye almıyorum. Gerek Hindistan olsun, gerek Çin olsun. Çok önemli iki ülke. Yani buradan gelecek net kararlar elbette fiyatlanmaları etkileyecektir ama baktığımız zaman bu açıklamalar çok net bir hüviyette olmuyor. Yani birinin yaptığı açıklamayı öbür taraf yalanlıyor. İşte Hindistan'da bir karar alınıyor. Geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz yüksek mahkeme kalkıyor, onu bozuyor falan filan derken o tarafta işler iyice çorba olmuş durumda. Evet, gündemdeki konular bunlardı. Dilerseniz Bitcoin ve altcoin fiyatlamaları nereye doğru gidiyor? Şöyle bir bakalım. Evet, teknik analize başlamadan evvel sponsorumuz Crypto.com'dan kısa birkaç gelişme paylaşalım. Crypto.com yeni kullanıcı sayısında tüm zamanların zirvesine Mayıs ayı itibariyle ulaşmış durumda. Bu da tabii ki borsanın üzerine daha çok yük bindiriyor. Kendileri de borsadaki ölçeklenebilme konusuna iyice eğilmiş durumdalar. Şu anda 1500 kişilik bir ekiple yollarına devam ediyorlar. Müşteri memnuniyetini geliştirebilmek için de birçok farklı projeyi yakında duyuracaklar. Aynı zamanda Crypto.com kartlarının dağıtımına da tüm hızıyla devam ediliyor. Crypto.com'a videonun aşağısındaki linkten siz de kayıt olabilirsiniz dedikten sonra Bitcoin ve altcoin tarafındaki fiyatlanmalara şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda dipten gelen bir toparlanma çabası son süreçte devam ediyor. Bugün itibariyle 38 bin dolar seviyesinin zorlandığını görüyoruz. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Ben burada 41 bin dolar üzeri kalıcılık görmeden açıkçası rahat nefes almam. Geçtiğimiz yayında da söylemiştim, günlükte MACD yeşile döndü diye. Hala yeşil yakmaya devam ediyor. Ben şu an kararsız bir Bitcoin görüyorum baktığımız zaman fiyatlamalarda. Zaten hacim olarak da hacimler oldukça düşmüş durumda. Burada yukarı yönlü net bir kararı ancak 41 bin dolar üzeri fiyatlanma gördüğümüz zaman anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben hala açıkçası Bitcoin tarafında temkinli olunması gerektiğini, ama burada da şu parantezi açmak istiyorum. 41 bin dolar üzeri bir kalıcılık görüldüğü zaman da işte orada trene atlanmalı diye düşünüyorum. Altcoinler tarafına baktığımızda onlar zaten Bitcoin'den hamle bekliyor. Bitcoin'de 41 bin dolar üzeri fiyatlanma eğer gelirse altcoinlerde çok daha sert yükselişler Bitcoin paritesinde de görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ama Bitcoin'de tekrar aşağı yönlü sert hamleler başlarsa o zaman da tabii ki altcoinlerde Bitcoin'den daha sert kan kayıpları yaşanacaktır diye düşünüyorum. Yani toparlamak gerekirse şu an Bitcoin'de bekle gör zamanlarından geçiyoruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük analiz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim.